Kahvaltı kültürü Türkiye. Peynir çeşitleri, tereyağı, zeytin, yumurta, domates, salatalık, reçel, bal ve baharatlı et. Türkiye'de kahvaltı tamamen yumurta, özellikle de sahanda yumurta ile ilgilidir. Az pişmiş omlet, domates, pul biber, baharat ve bol zeytinyağı ile yapılan menemen genellikle tostla yenir. Türkiye'de kahvaltı çok önemlidir aile ile bir araya gelme zamanı, özel sofra düzeni ve öğüne özel çatal bıçak takımı gerektiren ritüellerle dolu bir öğündür. Osmanlı İmparatorluğuna dayanan kahvaltı, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Orta Asya'dan gelen mutfak teknikleri ve içerikleriyle Türk kahvaltı kültürünün geniş kapsamlı etkisini temsil etmektedir. Her şey porsiyonlar şeklinde masaya yerleştirilir. Sofralar bulunan bölgeye ve güne göre değişir. Ancak taze peynir, zeytin, reçel, bal, tereyağı ve çeşitli ekmekler sofralarda her zaman mevcuttur. Haşlanmış yumurtalar, sağında yumurtalar veya çeşitli omlet türleri de servis edilebilir. Türkler genellikle zengin bir kahvaltıyı tercih ederler. Tipik bir Türk kahvaltısı peynir, beyaz peynir, kaşar ve benzeri, tereyağı, zeytin, yumurta, muhammara, domates, salatalık, reçel, bal ve kaymak, sucuk, sosis benzeri baharatlı bir Türk eti, pastırma, börek, Türkiye'de simit, poğaça, hamur kızartması pişi olarak bilinir ve çorbalar sabah yemeği olarak yenir. Domates, yeşil biber, soğan, zeytinyağı ve yumurta ile yapılan kahvaltı spesiyeli ise menemendir. Kahvaltı menüsünde kuymak da olabilir. İllere göre muhlama, mıhlama ve yağlaş olarak da bilinir. Kahvaltıda siyah çay servis edilir. Kahvaltının çık mutfağında yerini alması 20. yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır. Eski zamanlarda sabahları mideyi rahatlatmak için çorba, ekmek, peynir ve reçel yenilerek kahvaltı yapılırdı. Bir süre sonra ana öğün olarak tanımlanan kahvaltı her ülkenin geleneklerine göre farklı şekillerde uygulanmaktadır. Türkiye'nin zengin coğrafi yapısı nedeniyle bölgeye göre değişen zengin bir kahvaltı kültürü oluşmuştur. Türk mutfağını yabancı mutfaklardan ayıran en önemli özelliklerden biri kahvaltıda mevsimlik sebze ve meyve tüketimidir. Söyüş olarak adlandırılan domates ve salatalık başta olmak üzere bu sebzelerle peynir tüketmek bir zevktir. Kışın portakal, muz, elma gibi meyveler, yazın ise karpuz, kavun ve üzüm sofraları süsler. Türk kahvaltılarında özel bir yeri olan bir diğer lezzet zinciri ise hamur işleridir. Ekmek çeşitlerini sunabileceğimiz bu zincirde peynirliden patatesliye kadar pek çok hamur işi çeşidini tadabilirsiniz. Ek olarak çörekler, simit ve krepler en sofistiki hamur işlerinden bazılarıdır. Simit, Türk kahvaltı kültürünün değişmez lezzetidir. Peynirli ve reçelli çörekleri denemenizi öneririz. Türk kültüründe kahvaltı tatlı lezzetlerle biter. Bunlar Akdeniz bölgesinden, Anadolu'dan gelen tahin, reçel ve pekmezlerdir. Çeşitli süreçlerden geçen tahin sadece bir kahvaltılık lezzet değildir. Birçok vitamin içerir, tahin ayrıca açlığı önler. Üzüm, incir, dut, hurma, keçi boynuzu gibi çeşitleri bulunan pekmez bitki karışımlarından yapılır. Meyvenin tadını daha çok çıkarabileceğiniz ev yapımı reçeller Türk kahvaltısını tadlandırmaktadır. Reçel, tahin ve pekmeze özellikle Afyon yöresinde meşhur olan kaymak eşlik etmektedir. Kaymak bal ile yenildiğinde damakta unutulmaz bir tat bırakmaktadır.